Evet arkadaşlar merhaba. 5. sınıf çanta yayınları kazanım soru bankası sayfa 279 etkinlikler ile devam ediyorum. Birinci etkinliğimi büyüttüm. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. Ben ilk önce arkadaşlar 1 saatin kaç dakika eşit olduğunu yazıyorum. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. Ve arkadaşlar 1 saatte 60 çarpı 60'dan 3600 saniyeye eşittir diyorum. Şimdi dönüşümlerimize geçebiliriz. Kalemin rengini değiştirdim. 12 dakika kaç saniye? 1 dakika arkadaşlar 60 saniye olduğu için 12 çarpı 60'tan 12 dakika bana 720 saniye olarak gelir. Buraya 720 saniye yazdım. 420 saniye kaç dakika? Arkadaşlar 60 saniye 1 dakikaysa 420'yi 60'a bölüyorum ve 420 saniyeyi 7 dakika olarak buldum. 3 saat 15 dakikanın dakika cinsinden değerini istemiş. Arkadaşlar ne yapıyorum ben burada? İlk önce 3 saate dakikayı çeviriyorum. Sonra 15 ile topluyorum. 1 saat 60 dakikaysa 3 saat 3 çarpı 60'dan 180 dakikadır. 180 artı 15'ten ise arkadaşlar burası 195 dakikadır diyorum. Buraya geldim. 195 dakikayı yazdım. 8 dakika 20 saniye saniye cinsine çevirmem lazım. 1 dakika arkadaşlar 60 saniye olduğu için 8 dakika 8 çarpı 60'tan 480 saniye gelir. 480 artı 20'den ise benim sorumun cevabı arkadaşlar 500 saniye gelmiş oldu. Buraya 500 saniyemi yazdım. E şıkkıma geldim. 430 dakika kaç saat ve kaç dakika? Burada arkadaşlar bir önceki videolarımda uzunluk ölçülerinde yaptığım dönüşümleri yapıyoruz. 1 saat 60 dakika olduğu için 430'u 60'a bölüyorum arkadaşlar ve burada 7 tam var. 420 tane. 420'yi çıkardığım zaman arkadaşlar 7 tam 10 kalan kalanımızda 10 olduğu için sorumun cevabı arkadaşlar 430 dakika 7 saat 10 dakika oluyor. F şıkkıma geldim. 200 saniye dakika ve saniye cinsine çevirmemi istiyorum. Yine arkadaşlar 1 dakikayı 60 saniye olduğu için 200'ü 60'a bölüyorum. 3 tane var. Burası 180 yapar. Çıkardığım zaman 20 kalır. Yani arkadaşlar 200 saniye 3 dakika 20 saniyedir dedim. Sayfamı temizleyip ikinci soruma geçiş yaptım. Yine benden dönüşümleri istemiş. Burada arkadaşlar gün ve saat cinsinden dönüşümlerini istemiş. Şöyle bir geriye alalım. Şuradaki yerleri gün ve saati de ekleyelim. Bir gün arkadaşlar kaç saattir? Bir gün eşittir 24 saattir. 5 gün ise kaç saattir arkadaşlar? 5 çarpı 24'ten 5 gün 120 saattir. 2760 saat arkadaşlar şöyle yazalım. 2760 saat arkadaşlar kaç gündür? Bunu geldim ben 24'e böldüm ve de toplamda 115 gün olduğunu buluyorum. Buraya 115 günü yazdım. 2 gün 12 saat kaç saattir arkadaşlar? İlk önce 2 günün kaç saat olduğunu buluyorum. 1 gün 24 saatte 24 saatse 2 gün 2 çarpı 24'ten 48 saattir. 48 artı 12'den ise burası arkadaşlar 60 saat yapar. Yani 2 gün 12 saat 60 saattir dedim. D şıkkıma geldim. 250 saat kaç gün kaç saattir arkadaşlar? 1 gün 24 saat olduğu için 250'yi geliyorum ben buradan 24'e bölüyorum. 10 tane vardır arkadaşlar. Burası 240 yapar ve bana 10 kalır. Yani arkadaşlar bu ne demek? 250 saat 10 gün 10 saat demek. Buraya geldim. 10 gün 10 saatimi yazdım. E şıkkıma geldim. 8 gün 12 saat kaç saattir? 1 gün 24 saat arkadaşlar. 8 gün kaç saattir arkadaşlar? Ne yapıyorum? 8 ile 24'ü çarpıyorum. 8 çarpı 24'ten arkadaşlar burası bana 192 saat yapar. Burada da 12 saati vermiş. 192 ile 12'yi topluyorum. Ve 204 saat olarak buluyorum sorumun cevabı. Burası 204 saatmiş. F şıkkıma geldim. 400 saatin kaç gün ve kaç saat olduğunu istemiş. Bakalım arkadaşlar. 400'ü 24'e bölüyorum. Kaç tam vardır arkadaşlar? 400'ü 24'e böldüğüm zaman galiba 16 tane var. Bakalım. Evet arkadaşlar 16 tane var. Kaç yapar arkadaşlar? 16 çarpı 24. 384 yapar. Çıkardığım zaman ise burası da 16 kalır. Yani 4, 400 saat arkadaşlar. 16 gün 16 saattir dedim. Sayfamı temizleyip 3. uygulamama geçiş yaptım. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. Bu defa arkadaşlar bakın gün ay yıl katıldım gün ay yılı yazalım. Bir ay eşittir 30 gün. Bir yıl ise eşittir bir ay. Pardon bir ay demişim. Burası 12 ay olacak. Bir yıl eşittir 12 ay olacak. 85 gün arkadaşlar. Kaç ay kaç gündür? Bir ay 30 gün olduğu için 85'i ben burada arkadaşlar 30'a bölüyorum. Burada iki defa var. 6 yaptı. 25 kaldım. 25'in ise arkadaşlar. 30 olmadığı için direkt kalanımız 25. Yani 85 gün. 2 ay 25 gündür diyorum. 5 yıkıma geldim. 4 yıl 5 ay kaç gündür demiş arkadaşlar. Şuraya yazmayı unuttuk. 1 yıl eşittir 365 gündür. 1 yıl arkadaşlar 365 günse 4 yıl kaç gündür arkadaşlar? 4 çarpı 365'ten şöyle yapalım. 4 çarpı 365'ten 4 yıl 1460 gün gelir arkadaşlar. Şuraya gün yazalım. Peki 5 ay kaç gündür? 5 çarpı 30'dan 5 ay ise 150 gündür. Geldim arkadaşlar. 1460 ile 150'yi topladım. Sorumun cevabını ben kaç olarak buldum? 1610 gün olarak buldum. Burayı 1610 günü yazalım. Ve C şıkkımıza geçelim. 78 ay kaç yıl ve kaç aydır demiş. Bir yıl arkadaşlar 12 ay olduğu için 78'i geldim. 12'ye böldüm. Burada arkadaşlar 6 tam vardır. Burası 72 yapar. Burası 72 yapar. Çıkardığım zaman 6 kalır. Yani arkadaşlar 78 ay 6 yıl 6 aydır. 175 175 gün kaç ay kaç gündür? Bir ay arkadaşlar 30 gün olduğu için 175'i 30'a bölüyorum. 5 tam yapar arkadaşlar. Burası 150 olur. Çıkardığın zaman 25 kalır. Yani 175 gün 5 ay 25 gündür dedim. Sayfamı temizleyip 4. uygulamama geçiş yaptım. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Yapalım. İlk önce şurayı bir alalım. Topluyorum arkadaşlar. 8 ile 50'yi topladığım zaman burası 58 dakika yapar. 9 ile de 4'ü topladığım zaman arkadaşlar 13 saat yapar. Direkt topluyoruz burayı. 48 ile 25'i topluyorum arkadaşlar. 48 ile 25'i topladığım zaman kaç yapacak? 48 artı 25'ten 73 yapacak. İlk önce 5 şıkkımı şöyle alayım ben. 12 saat 48 dakika 5 saat 25 dakika 48 arkadaşlar 25 topladığınız zaman burası 73 dakika yapacak 12 ile 5 topladığınız zaman burası 17 saat yapacak arkadaşlar 73 dakika peki kaç saat kaç dakikadır 73'ün içinde 1 saat 13 dakika olduğu için ben buradaki arkadaşlar 60 dakikayım. Yani 1 saati buraya alıyorum. Burası 18 saat 13 dakika olur. Çünkü arkadaşlar 73 60 artı 60 artı 13'tür. 61 saattir arkadaşlar. 1 saat saati attım ve sorumun cevabı 18 saat 13 dakika geldi. Şuraya 18 saat 13 dakikayı yazdım. C şıkkımıza geçtik. 15 saat 12 dakikadan 4 saat 36 dakikayı çıkaracağız arkadaşlar. 12'den 36 çıkmayacağı için yandan bir elde alıyorum arkadaşlar. Yani bir saat alıyorum. Bir saat 60 dakika olduğu için 60 ile 12'yi topladım. Burası arkadaşlar bundan sonra 72 dakika oldu. Burası ise 14 saat olarak kaldı. 72'den arkadaşlar geldim. 36'yı çıkarıyorum. Burası 72'den 36'yı çıkarırsam 36 dakika kalır. 60 dakika aldığım için yani 1 saat aldığım için 15 saat 14'e düşmüştü. 14'ten de 4'ü çıkarırsam burası bana 10 saat gelir arkadaşlar. D geldim. Yine bir çıkarma işlemi. 15'ten 48'i çıkaramayacağım için yine 1 saat alıyorum. Burası 15 saate düşüyor. 1 saat 60 dakika olduğu için 60 artı 15'te ise burası arkadaşlar 75 dakika oluyor. Şimdi ne yapıyorum? 75'ten 48'i çıkarıyorum. Ve burası arkadaşlar 27 dakika kalıyor. 15 saatten de 15 saatten de 3 çıkardığım zaman D şıkkımın cevabı 12 saat 27 dakika olmuş oluyor. E şıkkıma geldim. Şurayı temizleyip E şıkkımı yapıyorum. Benden arkadaşlar çıkarmamı istemiş yine. Çıkaralım. 24'ten 15'i çıkarıyorum. Burası 9 gün kalır. 8 aydan 4 ay çıkarıyorum. Burası 4 ay kalır. 4 ay diyelim. 2018 yılından 2004 yılını çıkarıyorum ve burası da 14 yıl kalır. Yani arkadaşlar cevabım 14 yıl 4 ay 9 günmüş. F şıkkıma geldim. Burada arkadaşlar 15'ten 20'yi çıkaramayacağım için aydan 1 elde alıyorum. Yani arkadaşlar burası 05 aya düşüyor. 1 ay 30 gün olduğu için 30 artı 15'ten ise burası arkadaşlar 45'e çıkıyor. Şimdi 45'ten 20'yi çıkarıyorum. Burası bana 25 gün kalır. Burası arkadaşlar 5 ay 5 aya düşmüştü. 5'ten 3 çıkarıyorum. Burası 2 ay yapar. Şöyle yazalım. 2 ay. 2010 2017'den de 2003 çıkarıyorum ve burası arkadaşlar 14 yıl yapar. Yani sorunun cevabı 14 yıl 2 ay 25 günmüş. Sayfamı temizledim. 5. uygulamama geçiş yaptım. 22.40'da uyuyan bir kişi 7.20'de uyanmıştır. Buna göre kişi ne kadar uyumuştur? Arkadaşlar benim yapmam gereken şey önce 22.40'dan gece yarısına kadar yani arkadaşlar 00'a kadar ne kadar uyuduğunu bulmak. 00 şu demektir bile. de 24.00 demektir. Geldim 24.00'dan 22.40'ı çıkarıyorum arkadaşlar sıfır sıfırdan karıkı çıkaramayacağım için buradan ben bir saat alıyorum burası 23 saate düşüyor burası 60 dakikaya çıkıyor 60'tan karıkı çıkarıyorum 20 dakika 23'ten 22'yi çıkarıyorum burası bir saat yani arkadaşlar bu zamana kadar bir saat 20 dakika uyumuş peki gece yarısından sabah 7.20'ye kadar ne kadar uyumuştur 7.20'den sıfır sıfırı çıkarıyorum arkadaşlar ve çıkardığım zaman Baktığımda arkadaşlar o zamana kadar 7 saat 20 dakika uyumuş olduğunu buluyorum. Yani 7 saat 20 dakikayla 1 saat 20 dakikayı topluyorum. Çünkü gece yarısına kadar arkadaşlar 1 saat 20 dakika, gece yarısından da sabaha kadar 7 saat 20 dakika uyumuş. Topladığım zaman 8 saat 40 dakika uyumuş olduğunu buluyorum arkadaşlar. Geldim buraya 8 saat 40 dakika uyumuştur diyorum. Altıncı soruma geldim. Saat 22.25'te uyuyan bir kişi 8 saat 50 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? Top İlk önce arkadaşlar 24.00'a kadar yani gece yarısına kadar ne kadar uyuduğunu buluyorum. 24.00'dan 22.25'i çıkarıyorum. 00'dan 25 çıkmaz. 1 saat alıyorum. Burası 23 saat kalıyor. Burası 60 dakika oluyor. 60'dan 25'i çıkarıyorum. Burası 35. 23'ten 22'yi çıkarıyorum. Burası 1. Yani arkadaşlar gece yarısına kadar 1 saat 35 dakika uyuyor. Toplamda 8 saat 50 dakika uyuduğu için 8 saat 50 dakikadan arkadaşlar 1 saat 35 dakikayı çıkarıyorum. Çıkardığım zaman burası 15 dakika kalır. Burası 7 saat kalır. Yani arkadaşlar gece yarısından itibaren, 0.0'dan itibaren 7 saat 15 dakika uyuyorsa saat kaçta uyanır? Toplayalım bakalım. 5 1 7 ve 0. Yani arkadaşlar sabah 7.15'te uyanır diyoruz. Sayfamı temizleyip 7. soruma geçiş yapıyorum. Emre kitap okumaya 16.50'de başlamış ve kitap okumayı 20.15'te bırakmıştır. Buna göre Emre ne kadar süreli kitap okumuştur? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 20-15'ten 16-50'yi çıkarıyoruz. Şurayı temizleyelim ve işlemlerimize başlayalım. 20.15 15 eksi 16 50. 15'ten 50 çıkmayacağı için bir, saat alıyorum. Burası arkadaşlar 19 saate düşüyor. 1 saat 60 dakika olduğu için burası 75 dakikaya çıkıyor. 75'ten 50'yi çıkarıyorum arkadaşlar 25 dakika. 19'dan da 16'yı çıkarıyorum burası 3 saat. Yani arkadaşlar Emre toplamda 3 saat 25 dakika boyunca kitap okumuştur dedim. Sayfamı temizledim. 8. soruma geçiş yaptım. 26 Mayıs 1989'da doğan bir kişi 15 Ağustos 2018'de kaç yaşındadır diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. 2018 Ağustos 08 yapar ve Ağustos'un 15'i. 1989 Mayıs 05 yapar ve Mayıs'ın 26'sı. Çıkarıyorum arkadaşlar. 15'ten 26 çıkmayacağı için bir ay alıyorum. Burası 07 aya düşüyor. Bir ay 30 gün olduğu için arkadaşlar 30 artı 15'ten burası 45 güne çıkıyor. 45'ten 26'yı çıkarıyorum. Burası 19 gün. 7'den arkadaşlar 5'i çıkarıyorum. Burası 2 ay. 2018'den ise 1989'u çıkarıyorum. Burası da 29 yıl yapar. Yani arkadaşlar kaç yaşındadır? 29 yıl 2 ay ve 19 gün diyorum. 9. soruma geçiş yapıyorum. 145 dakika süren bir film 00.35'te bitmiştir. Buna göre bu film kaçta başlamıştır? Arkadaşlar benim filmim 145 dakika ise ilk önce kaç saat kaç dakika olduğunu bulmak istiyorum. 1 saat 60 dakika olduğu için 145 e arkadaşlar 60'a bölüyorum. 2 tane var 12 yapar. Burayı çıkardığım zaman 25 kalır. Yani arkadaşlar filmimin süresi 2 saat 25 dakika. Benim kaç saat kaçta başladığım bilinmiyor ama saat kaçta bitirdiğim biliniyor. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? 0035'ten. Yani 24 35'ten 2 saat 25 dakikayı çıkarıyorum. Buraya yazalım. 2 saat 25 dakikayı çıkarıyorum. 35'ten arkadaşlar 25 çıkardığım zaman 10 kalır. 24'ten 02'yi çıkardığım zaman 22 kalır. Yani arkadaşlar ben bu filmi 22.10'da başlamışım diyorum. Sayfamı temizleyip 10. etkinliğime geçiş yaptım. İki şehir arası yolculuk yapan Zeki yola çıktıktan 2 saat 45 dakika sonra mola vermiştir. Moladan sonra 2 saat 50 dakika daha gitmiştir. Toplam yolculuk 6 saat 10 dakika sürdüğüne göre mola süresi ne kadardır diyor arkadaşlar? İlk önce buradaki 2 saat 45 dakika ile 2 saat 50 dakikayı topluyorum. 2 saat 45 dakika Artı 2 saat 50 dakikayı topluyorum. Burası 95 dakika yapar. Burası 4 saat yapar. 95 artı arkadaşlar 60 artım 35 olduğundan. Yani 1 saat artı 35 olduğundan. Buradaki 60 dakikayı 1 saati hemen yan tarafa atıyorum. Ve 5 saat 35 dakika yapar. Yani arkadaşlar ben yolda 5 saat 35 dakika geçiriyorum. Benden molamı istemiş. Tüm yolculuğum 6 saat 10 dakika sürdüğüne göre yol, yolda arkadaşlar 5 saat 35 dakika geçiriyorum. Bunları birbirinden çıkarırsam molada ne kadar harcadığımı göreceğim. 10 saat 10 dakikadan 35 dakika çıkmayacağı için 1 saat alıyorum. 1 saat 60 dakika olduğu için arkadaşlar burası 70 dakika yapar. 70'ten 35'i çıkarıyorum arkadaşlar. 70 70'ten 35'i çıkardığım zaman burası 35 dakika oluyor. 5'ten 5'i çıkardığım zaman 0 kalıyor. Yani mola süren benim 35 dakika sürmüş diyorum. Sayfamı temizleyip 11. uygulamama son uygulamama geçiş yaptım. Triatlon, yüzme, bisiklet ve koşu sporlarının bir arada yapıldığı yüksek enerji ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir spor dalıdır. Sporcular 1,5 kilometre yüzer, 40 kilometre bisiklet biner ve 10 kilometre koşar. Aşağıda 3 yarışmacının bir triatlon yarışma bitirme süreleri verilmiştir. Buna göre yarışmacıları bir, ikinci ve üçüncü şeklinde sıralayınız diyor. Arkadaşlar tüm süreleri toplayacağım. En kısa sürede bitiren birinci, en uzun sürede bitiren ise üçüncü olacak. İlk önce Beyza ile başlıyorum. Beyza arkadaşlar yüzmeyi 25 dakika 36 saniyede bitiriyor. Bisikleti 57 dakika 41 saniyede bitiriyor. Pardon 35 saniyeymiş benim orada gözüm kaydı. 57 dakika 35 saniyede bitiriyor. Koşu ise 41 dakika 39 saniyede bitiriyor. İlk önce arkadaşlar saniyeleri toplamak istiyorum. 36 artı 35 artı 39 bana kaçı verir? 110 saniyeyi verir. Dakikalara bakalım. 25 artı 57 artı 41 ise arkadaşlar 123 dakikayı verir. Burayı birazcık düzenleyelim. 110 saniye arkadaşlar. 1 dakika 50 saniyedir. Dolayısıyla 1 dakikayı buraya atıyorum. 124 dakika 50 saniye olur. Peki 124 dakika kaç saattir arkadaşlar? 1 saat 60 dakika olduğu için 124'üm. 60'a bölüyorum. 2 tane vardır. 120. Burası 4 kalır. Yani arkadaşlar 120 de 124 dakika 2 saat 4 dakika ve 50 saniyede diliyorum. Beyza arkadaşlar 2 saat 4 dakika ve 50 saniyede bitirmiş. Şuraya Beyza'yı yazalım. Sonra ikinci yarışmacımıza Cemre'ye gelelim. Beyza. Cemre'ye geldim arkadaşlar. Cemre'yi topluyorum. 24 dakika 46 saniye ya da şöyle yapalım daha rahat yapabilmek için. Beyza'yı şuraya yazıyorum ben. 2 saat 4 dakika ve 50 saniye Beyza. Beyza'yı temizleyelim. Oraya artık Cemre'yi yapalım arkadaşlar. Burası Cemre. Cemre yüzmeyi ne kadar da bitirmiş? 24 dakikada bitirmiş. 46 saniye. Bisikleti ise 56 dakika. 15 saniye. Koşu ise arkadaşlar 43 dakika 59 saniyede bitirmiş. İlk önce saniyeleri topluyorum. 46 ile 15'i topluyorum. Artı 59. Topladığım zaman burası arkadaşlar 120 saniye yapar. Dakikaları toplayalım. 24 artı 56 artı 43'ten toplam arkadaşlar 123 dakika yapar. Peki 120 saniye kaç dakikadır? 60 saniye 1 dakika olduğu için 120 saniye arkadaşlar 2 dakikadır. Dolayısıyla burası burada hiçbir şey kalmıyor direkt 2 dakika buraya geliyor. 125 dakika. 125 dakika arkadaşlar kaç saat kaç dakikadır? 1 saat arkadaşlar 60 dakika olduğu için 125'i e 60'a bölüyorum. 2 tam burası 120 yapar, 5 kalır. Yani arkadaşlar Cemre ise toplamda 2 saat 5 dakika koşmuş oluyor. Buraya da geldim. Cemre'yi yazdım. Son olarak Ayça'ya geldik arkadaşlar. Ayça'yı da yazalım. Ayça dedim. Ayça yüzmeyi yüzmeyi 27 dakika 18 saniyede yapıyor. Bisiklet arkadaşlar 55 dakika 18 saniyede yapıyor. Son olarak koşuyu 42 dakika 0.6 saniyede yapıyor. Topluyorum arkadaşlar. 18 artı 18 artı 6'dan burası bana 42 saniye gelir. Dakikalara geldik. 27 artı 55 artı 42'den arkadaşlar toplamda 124 dakika koşmuştur. Buraya 124 dakika diyelim. Peki 124 dakika arkadaşlar kaç saattir? 124 dakika. 60'a bölüyorum. 2 tam var. 120 yapar. 4 dakika kalır. Yani 2 saat 4 dakika 42 saniye de bitirmiştir arkadaşlar Ayça. Şimdi ise yapmam gereken şey ne? En az en kısa sürede kim bitirmiş? Baktığım zaman arkadaşlar en kısa sürede 2 saat 4 dakika 42 saniye ile Ayça. Yani birinci Ayça oluyor. Ondan sonra kim geliyor arkadaşlar? Beyza geliyor. Çünkü 2 saat 4 dakika 50 saniye 2 saat 5 dakikadan daha kısadır. İkinci Beyza oluyor. Üçüncü arkadaşlar kim oluyor? Cemre oluyor. Beyza ile yazalım. Cemre ile yazalım. Böylelikle arkadaşlar sorumun sonuna geldim. Videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.